Ece Sürücü için efendim alkışlar. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim. Çok güzel iki performans izledim. Hakikaten takdire şayan iki performans izledim. Üçüncüsü sırada. O gözle bakıyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Sizinle böyle meslektaş gibi miyiz biz? Gibi. Ucundan kıyısından. Siz bir de lisans yapıyormuşsunuz, ondan bahsetmediniz değil mi? Gazetecilik okudunuz. Hı hı, yüksek lisans yapıyorum. Üzerine şu anda yeni medya yüksek lisans yapıyorsunuz. Yapıyorum. Zaten galiba çalıştığınız dal da mı o yönde? Evet, reklam ajansında çalışıyorum. Ne kadar zamandır? Çok yeni girdim, bir ay oldu. Mobbing var mı? Yok. Buradan selam ederiz efendim. Patronumu çok seviyorum. Evet, yeni girdiğinize göre yarışmaya gideceğim demişsiniz. Bakın mesai zamanı size izin vermiş. Aynen. Ne güzel. Bir de böyle şampiyon oldum diye giderseniz bence daha da güzel olur. Umarım. Değil mi? Bu noktada yalnız bir küçük uyarım olacak efendim. Sondan bir önceki yarışmacı genellikle son yarışmacıyı unutur. Unutmayalım. Tamam. Tamam mı? Aysun Hanım çok tatlı. Arzu ettiğimiz kadar sohbet edemedik ama buraya geldiğinde bir ejderhaya dönüşebilir gibi gözüküyor. Siz 9400'ün ilerisine geçebiliyorsanız sınır koymayın kendinize. Gelsin mi ilki? Gelsin. Ece Hanım'ın ilk sorusu efendim. Gayet de basit. Bir savaşa katılıp sağ dönen kimseye verilen unvan... Gazi. Gazi'dir. Tamam. Acaba bunu duydunuz mu? Burada biraz dertliyim işte. Dur bakalım. Bu biraz buralarda kalmış bir iltifat. İri, buğulu ve elaya kaçan gözlerin yakıştırıldığı meyvedir. Tamam. Ne gözlüm? Üzüm. Yes. Ne? Üzüm. Duydunuz mu böyle bir şey? Üzüm gözlüm. Üzüm. Duydular! 400 puan. Hak ayrı. Beş harfler geldi. Tek kelime. Canlıyı, yani canlı derken bizi de kastediyoruz. Türlü tepkilere sürükleyebilen, içten gelen gerilim. Korku. Şimdi bunların hepsine birden. Mesela içgüdü gibi bir şey bu. Hmm. İçten beni böyle bir bunu dürtü. Yap. Nedir? Dürtü. Bravo. Çok korktum. Beni de korkutuyorsunuz. Bir an sanki yani bir de öyle bir baktınız ki eyvah dedim hiçbir şey yok galiba. Kaldık burada dedim. Keşke harf mi aldırsaydım falan diye düşündüm. Maşallahınız varmış. Tamam. Bundan sonra daha rahatım efendim. Tamam. Biraz böyle sokak jargonuna falan da hakim misinizdir? Biraz. Buna sokak jargonu diyemeyiz aslına bakarsanız ama onunla dirsek temasında. Görelim. Hala iş görebilecek durumdaki kullanılmış yedek parçaları niteleyen bir sıfattır bu. Hurda. Hurdatsa kullanılamaz. Yani bu başka araçtaydı, onu ben aldım oradan. Hı hı. Bu yani başka araçtan alınma. Elden. Elden değil. Araçtan. Hı hı. Yedek gibi bir kelime. Ama yedek sıfır da olabilir, hiç kullanılmamış da olabilir. Bu kullanılmış. Yani başka bir araçtan. Eskit. Harf alalım. Harf alayım. Harf alalım bir tane. Tekerlekleri sıfır mı aldın? Yok, başka bir araçtan. Çalıntı. Çalıntı mı? Yok, o kadar da değil. Ya o araçtan. Çorlamak. Yok, argo dedim, siz dibine iniyorsunuz. Hayır, bu argo ile dirsek temasında bu. Mema diye bitiyor zaten. Çekmek. Çekme değil işte. Çelmek. Başka araçtan çekmemiştir. Başka araçtan. Alıyor, çalmıyor, çekmiyor da. Bir hafta alalım mı? Bir hafta. Durduralım sonra. Çıktı. Çık. Hani ne, nasıl bitiyor? Çıkmak. Bir daha okuyun. Söylediğinizi bir daha okuyun ne olur? Beş harfli olsun. Çıkmak. O altı harfli. Bir daha okuyun. Çıkma. Çıkma. Hiç uğramadı galiba kelime değil mi size? Çıkma parça derler. Yani belki duymuşumdur ama yani şu heyecandan adımı falan bilmiyorum. Harf veririz. Zaten tabii. Sizin adınız üç harfli. Biz onlarla uğraşmıyoruz. İki tane harfi ne yazık ki çıkmaya verdik. Artık hızlanmak lazım. Eski kelimeler çok ürkütmez siz değil mi? Yani annem, anneannem falan kullanırdı. Yok. Öyle anneannelik falan kelimelerden değil. Halen kullanılıyor bu kelime. Tabii. Buyurun. Eski dilde onaylama, onama. Mesela bu birlikteliği... Tastik. Tastik değil o. Tastiki orada sorduk. Bu evliliği tasdik mi? Tasvip. Tasvip gayet güzel. Nostaljik istiyorsanız, anneanneler, babaanneler istiyorsanız işte bu nostaljik. Buyurun. Yer yaygılarını temizlemekte kullanılan mekanik araç.
ismini de çıkardığı sesten almış. Gırgır. Gır. Neydi onun ismi? Gırgır. Gırgır. Gır. Hadi Ece artık toparladık bakın. Tam ortasına geldiniz bile. Şimdi başlarken biraz uğraştınız ama halen 2 dakika 11 saniye var. Ve tam ortasındayız bu standartlarda ve başarılı bir gidiş. 9600 yapabilirsiniz Ece Hanım. Moraliniz bozulmasın. Buyur. Halk ağzında ve arasında kör bağırsak olarak da bilinen organdır. Yani aslında böyle bir şey gibi, ne denir? Kör düğüm gibi bir organ ama faydaları olduğu da söyleniyor artık. Apandist. Nedir? Apandist. Apandis bize yeter. Apandist. O da size 700 puan kazandı. Belaya dönüşürse dist oluyor. Bu hali dist. Şimdi gelsin yenisi. Biraz önce selam gönderdiniz bakın ona. Hizmet akdine dayanarak başkalarını çalıştıran gerçek veya tüzel kişi. Annemi aldık. Annem. Anneniz değil, yok. Annenizle aranızda bir sözleşme yoktur. Çalışan. Çalışanları var bunun. Demek ki o kim? Aa, patronum. Patron değil bu Türkçe. İşveren. 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 İkinci selamı da gönderdik. Çok güzel oldu. Elimde kaldı 6 tane soru. 1 dakika 24 saniye içerisinde o 6'sına birden cevap verilecek. 2 tane harf alma hakkınız var. Ama ikisini birden alırım diyorsanız 26 saniye arttırmanız gerekiyor. Çünkü Merve Hanım 25 saniye arttırmış. Şu an kaç saniyem vardı? 1 dakika 24 saniye. Yani gayet güzel geldik. Çıkmada takılmamıza rağmen aynı ritmi sürdürün. Kendinizi de beni de kurtarın. Hadi bakalım. Bununla ilgili sohbet etmiştik. Makrome falan demiştik, hatırlayacaksınız. Buyurun. El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi. Neydi onun ismi? Anneniz mi yapıyordu işleme? Yani kasnak yapardı. İşte tamam. Kasnak. Kasnak o aletin ismi. O işleme. Gerdiğimiz şey mi? O, tamam, gerdiğiniz şey kasnak. Bu arada gidiyor süre. O iş şeye de, beze ve de o işleme de o isim veriliyor. Ben bir harf... Harf alalım bir tane. Ortada bir V harfi. Sanki böyle bir Rus asalet unvanı gibi. Valla öyle yani söylenişi de. Var... Çar... Çar... Öyle mi başlıyor? Yok, hayır. Tabii ki başlamıyor. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Durdurmak lazım ama o zaman. Heh. Böyle çariçe gibi. Ama öyle başlamıyor. Kanaviçe. Kanaviçe. Şimdi olur mu? Neden olmasın? Neden olmasın? Çok hızlı. Harf alamazsınız. Harf alamayacağınız için bu size bir özgürlük veriyor efendim. Göreceğiz ya soruyu. Hiç okumadan basacaksınız. Nasıl olsa harf alamazsınız. Kaç sorum kaldı? 5. 5 değil. Evet, 5. 2 saniyen mi var hepsi? 2 saniyeniz var hepsi için ama bunu yapabilen var. Tamam. Bunu yapabilen var. Çok da kısa sürede son 6 sorusuna cevap veren çıkmadı mı? Buyurun. Yüzleri burada. Tamam mı arkadaşlarımın, mesai arkadaşlarımın? Yaparsınız ama yapacağınız şey şu. Soru okumak falan yok. Zaten benden önce görüyorsunuz. Yapıyor ya. Tın fısında basmamız lazım. Tamam. Hazır mısınız efendim? Derin bir nefes. Tamam, hazırım. Buyurun son 8 harfli cevap. Pat! Bakın, 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 bakın. Bakın bir alkış lütfen. Saniye geçmedi. Yani şu anda teknolojiyi atlattınız. O kadar hızlısınız. Astronot. Atmosfer ötesi çalışmalara katılmak üzere eğitilen kişiye kozmonot ya da... Astronot. Denir. Tamam. Aynı hızı gösterin. Sonra biraz işimiz var. Bu biraz daha çünkü uğraştırıcı. Gelsin bakalım. Pat! Bravo! Biraz daha. Keşke Survivor'a falan katılsaydınız siz bu reflekslerle. Şimdi dikkat. İki kelimeden oluşuyor. Hem ölmek anlamına geliyor hem de ruha can katmak, yaşamasını sağlamak. İki kelime. Tam ters manalar bakın. Hem ölmek, kendisi ölmek hem de başka birinin yaşamasını sağlamak.
Can vermek. Nedir? Can vermek. Ece Hanım'a kocaman alkış. Hazır mısınız? Yine mi? Evet, evet. Tamam. Efendim, mecburuz, mecburuz. Şimdi kaç sorun kaldı? Üç. Üç tane kaldı. Yani iki kere yaptığınız şeyi üç defa daha yapacaksınız. Ondan sonra Merve Hanım nasıl üzülmüş diye döner bakarız. Tamam mı? Tek kelimedir bu. Son dokuz harfli cevabınızdır. Mastar falan yok. Gayet basit bir soru. Görelim. Vallahi bravo. Tamam, yorulmayın artık. Meslek haline getirdi yani çünkü. Yorulmayın efendim. Diyor ki kazı yoluyla yapılan define avcılığı. Define. Arkeoloji. Opa. Arkeoloji olur mu ya? Arkeologlar şu anda vallahi sizi arıyorlar. Öyle arkeolog, bir Indiana Jones var şu an define avcısı. Eyvah, eyvah, define. Gömücülük. Nedir? Gömücülük. Tamam, elimizde kaldı 10 harfli cevaplar sadece. Hazır mısınız? Hadi gelsin. İşletmiyor. Vallahi işletmiyor. Bir şey olmadı değil mi butona? Reji sorayım. İşletmiyor efendim. Alev almasını, yanmaya başlamasını sağlama. Yine MMA diye bitmekte. Tek kelime. Basit. Halleder bunu. Ece Hanım halleder bunu. Alev almasını, yanmaya başlamasını sağlama. Harlam değil. O yanmışsa eğer. Aman ha. Ha gayret. Önümde kağıtlar var. Tutuşturmak. Tutuşturma. Gayet güzel. Son soru, son cevap. Tamam. Aramızda iki tane sağlıkçı var. Biliyorsunuz Cem Bey Eczacı, Aysun Hanım Hemşire size denk geldi. Ben size batı kökenlisini vereceğim. Siz bana Türkçesini söyleyeceksiniz. İki kelimeden oluşuyor. Son sorunuzun cevabını oluşturuyor. Artık rahatsız. Buyurun. Vallahi yine işletmedi ya süreyi. Çok acayip. Ağrı kesici. Nedir? Ağrı kesici. Analjezik de denilen ilaçların yaygın adı. Şu noktada dönüp Merve Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Merve Hanım, ben de anlamadım. Hakikaten ben de anlamadım. Bunu yapan vardı fakat böyle yapan şimdiye kadar hiç çıkmadı. O yüzden üzülmeyin hanımefendi. Hevesi kursağında kalan deriz sizin gibi yarışmacılara. Benim de hevesim kursağımda kaldı. Sizinle biz yine görüşürüz. İnşallah. Ama önce Ece Hanım'a hak ettiği alkışı verelim.